Abi uzun zamandan beri Cyberpunk 2077'yi ciddi anlamda oynamak istiyordum. Yeni sistem toplamından bu yana sürekli olarak yeni ve güncel oyunlar çıktığından ötürü de Cyberpunk 2077'ye bir türlü vakit ayıramıyordum. Starfield'ı bitirdikten hemen sonra ilk bulduğum vakitte ki bu Starfield'ı bitirdikten bir yarım saat bir saat sonraydı ilk yaptığım iş Cyberpunk 2077'ye giriş yapmak oldu. Şu anda ise oyunda 161 saati devirmiş ve iki kere bitirmiş durumdayım. Kardeşim iyi hoşta neden oyunu ikinciye bitirin diye sormanız olursa ben oyuna başladığımda henüz 2.0 güncellemesi oyuna gelmemişti Bu yüzden oyunu 2.0 güncellemesi gelmeden bitirip sonrasında da 2.0 güncellemesi üzerine yeni bir save'den yeniden bitirme kararı aldım. Açıkça söylemek gerekirse de bu yaptığım şeyden hiç pişman olmadım. İlk oynayışımda aldığım zevkin üstüne çıkmaz diye düşündüğüm an 2.0 güncellemesinin getirdiği çeşitlilikler ilk deneyimden bile daha çok zevk almamı sağladı diyebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim incelemenin bu yazısını yazdığımda oyunu zaten bitirmiş durumdaydım. Sadece sapıklık olması niyetine oyunu tamamıyla her şeyle birlikte bitirmeye çalıştığım için inceleme birazcık gecikti. Peki pişman mı? Mıyım? Hayır değilim. Normal şartlarda bir oyunun benim için özel bir oyun olması gerçekten zorlayıcı bir durumdur. Fakat Cyberpunk 2077 favori oyunlar listeme kılıçıksız şekilde girmiş durumda. Anladığınız üzere ben oyunu cidden çok sevdim. Peki neler yaşadım? Onu da incelemede göreceğiz. Bakalım Cyberpunk 2077 bana nasıl anlar yaşatmış. Wait <laughs> fuck up. Öncelikle bu incelemeye Phantom Liberty DLC'sini dahil etmedim ama onun da incelemesini en kısa zamanda yapacağım. Cyberpunk 2077 özünde açık dünya bir aksiyon oyunu fakat içerisinde küçük de olsa bir RPG ögesi barındırmakta. Adından da anlayacağınız ki zaten oyunu birçoğunuz biliyor, Cyberpunk temasını barındıran bir yapım. Burayı çok fazla uzatmayacağım. Cyberpunk'a 2.0 güncellemesiyle beraber ciddi yenilikler geldi diyebilirim. Bu yenilikler bir kesimin hoşuna giderken bir kesimin ise zaten oyun böyle çıkmalıydı demesine sebep oldu. Ben bu grupta hoşuna giden taraftayım bunu söyleyeyim. Peki bu iki sıfırla neler geldi gelin anlatayım. En temelde yeni yetenek ağacı ile oyunun eski gereksiz yetenek ağacı dizilimi düzeltildi ve geliştirildi. Eskiye kıyasla içerisinde ciddi farklılıkların ve yeniliklerin bulunduğunu ve bayağı güzel yeteneklerin olduğunu söyleyebilirim. Araçtan kayarak veya zıplayarak atlama, kesici silahları da efektif kullanma, gizli ve hack olaylarını derinleştirme gibi daha sayamayacağım ama oyunun iş tarzına göre şekillenebilen yetenekler bulunmakta. Araçların seslerinin ve imelenmesinin düzeltilmesi ki araçların kullanımı 2.0 0 ile beraber gerçekten olması gereken hale gelmiş. Bunun yanında araç içerisinde silah kullanabilme, silahlı araçlar kullanabilme gibi yenilikler bulunmakta. Araçlara gözlü görünür ciddi ve gerçekçi hasar alma eklenmiş. Polis daha tehditkar ve güçlü olmuş. Ciddi anlamda özellikle başlarda polisler oyuncuyu fazlasıyla zorlayabiliyor. Oyun polisleri ilk çıkışta olması planlandığı gibi yapmış diyebilirim. Belirli şeylerin hat düzeni değiştirilip daha sade ve anlaşılabilir bir arayüze geçmesi, yeni silahların, ekipmanların, giysilerin ve araçların eklenmesi ve son Son olarak oyunda bulunan araçların artık hacklenebilmesi gibi temel ama belirgin şeylerin geldiğini söyleyebilirim. Tabi daha çok şey var ama bunlar göze batan en belirgin şeyler. Sizlere önerim oyunu 2.0 ile birlikte tekrardan yeni bir save açarak oynamanız olur. Böylelikle bu dediğim şeyleri daha rahat anlayabilirsiniz. 2.0'nin iyi yanları olsa da belirtmem gereken bazı kötü yanları da bulunmakta. Misal trafikte yapay zekanın ciddi anlamda absürt hareketler yapması falsıyla karşılaştığım bir olay oldu. Oyun kırmayan görsel baklarda bu güncelleme ile falsıyla artmış fakat ben bunları aşırı derece sorun Oyunun Oynayış boyunca bunlar karşıma bir iki defa çıksa da belli bir zaman sonra bu sorunlarla bir daha karşılaşmadım. Güncelleme dışında oyuna bakarsak ben oynayıştan fazla zevk aldım. İster gizli gidin, ister çatışarak, isterseniz hackleyerek siz nasıl isterseniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Ben ağırlıklı olarak hack'i kullanarak gizli biçimde oynamayı tercih ettim ve inanılmaz derecede eğlendim. Özellikle onun yeni yetenek ağacı bu oynayışıma fazlasıyla zevk kattı. Pataküt'e gittiğim zamanlarda fazlasıyla eğlendim. Oyunun vuruş hissinin cidden tatmin edici oluşu beni oyunda gizliğin yanında oldukça çatışmaya da Gitti. Bir de bu hack oyunu oyunu ne şekilde oynarsanız oynayın her oyunun şeklinde kullanabildiğiniz için oynayışta bir bunalım yaşamıyorsunuz. Silahlı çatışmalara kadar oyunda yakın dövüşe de başvurduğum zamanlar oldu. Başlarda açtığım skilllerle fasil eğlenceliymiş gibi hissetsem de ilk oynadığımda olduğu gibi bir zaman sonra tekrar eden animasyonlar ve tatmin edici olmayan vuruş hissi sebebiyle yakın dövüşlerden uzaklaştım. Çok kötü bir yakın dövüş sistemi yok ama süper de sayılmaz. Oynayışları nasıl bir tarz seçerseniz seçin oyunun seçtiğiniz her tarzı neredeyse her bölümde destekleyebiliyor olması sayesinde ben oynayacağım oyun ciddi anlamda zevk aldım. Karakterimizi yetene karşı dışında siberantik olarak da geliştirebiliyoruz ki bu kısım 2.0 güncellemesiyle olabildiğince daha iyi bir hale getirilmiş. Yaptığım siberantik tasarım ile ciddi anlamda oyun boyunca fazlasıyla zevk aldım. Ayrıca burada da oyunun animesinde bulunan siber limitini eklemişler. Bu limitle seviyenizi yükseltmediğiniz sürece üstünüze fazla siberantik takamıyorsunuz. Düşmanlarımız size zeki anlamda bir başyapıt olmasa bile oyunun genelinde sizlere sıkıntı çıkaracak aptallığa sahip değiller. Belli zamanlarda gizli kısımlarını biraz da oynarken bu sorunu çok sorun edeceğinizi düşünmüyorum. Bunun yanında sayısı az ve öz olan boss savaşlarını beğendim. Evet çok akılda kalıcı tarzı olmamışlar burası doğru ama bu bosslar oyunu oynarken o an zevk almanızı 3 aşağı 5 yukarı sağlayabiliyor. İlk oynayışımda araç kullanmak ciddi anlamda çok zevksiz hissettiriyordu. Fakat 2.0 güncellemesi güncelleme sonrasında araçlar bir ayrı zevk vermeye başladı diyebilirim. Normalde güncelleme öncesi araçların sesleri çok uyumsuz hatta rahatsız edici olabiliyordu. Bunun yanında araçlar sanki hızlanmıyormuş gibi hissettiriyordu. Anlaşılan CD Projekt Red de bunu fark gitmiş ki araçların üstüne fazla durmuşlar. İlk oynayışımda sadece fast travel kullanan ben bu sefer her göreve uzun kısa fark etmek için araçları kullanarak gittim. Bir de yeni gelen silahlı araçlar ve araç içinde ateş edebilmek oyunda bulunan bir araç mekaniği eksikliğinde gidermiş. Görevler demişken oyunda ana hikaye anlatan görevlerimiz ana hikayede veyahut da gidiş hatta tanıştığımız kişilerin yan görevleri ve harita içerisindeki opsiyonel görevler bulunmakta. Ayrıca oyunda seçimli diyaloglar bulunmakta. Ana hikayenin oynayışı fazla çizgisel tonda olmuş diyebilirim. Özellikle finale gelene kadar seçtiğimiz seçimler fazla çizgisel tutulmuş. Bu durumu kimileri hoş karşılamayabilir ama ben ana hikayenin biraz çizgisel şekilde ilerlemesine fazla beğendim. Yan görevlerimizde ise çizgisellik çoğu zaman ortadan kayboluyor. Yaptığımız seçimler finale giden diyalogları, olayları ve alabileceğimiz ödülleri engelleyebiliyor. Hatta şöyle ki oyun çoğu zaman ana görevleri gittiğiniz zamanlarda size telefonla yan görev veriyor. Eğer ki bu telefona verilen yan görevlerin aciliyeti varsa ve o aciliyet içerisinde siz o yan göreve gitmezseniz yan görev iptal olabiliyor. Bu durumda da oyundaki hem oyun Yan görevi yapamıyorsunuz hem de ondan sonraki olacak yan görevleri yapamayabiliyorsunuz. Ben de bu durumu fazlasıyla sevdim. Hem hikaye oynarken hem de yan görevleri yaparken acaba hangisine ağırlık vermeliyim, şu an hangisine gitmeliyim, hangisi daha önemli gibisinden kafamda şeyler kurdum. Oyunun diyalog seçimlerinin farklı sonlara gidebilmesi, yan görevlerde daha ağırlıklı olacak şekilde kullanılmış. Yan görevlerin her birinin görev tasarımı, senaryosu ve işleyişi kendine has şekilde yapılmış. Birbirini tekrar etmeyen bu çeşitli yan görevler bana hikayeden daha çok zevk verdi. Ayrıca hikayede gördüğümüz karakterlere daha yakın ve ve samimi ilişkiler kurabilmek benim falsıyla hoşuma gitti. Bu da hikayeyle yan görevlerin arasındaki ilişkinin doğallığını falsıyla güzel kurmuş. Bir de bunun gerçekten iyi yapılmış yüz mimikleri ve hareketleriyle görüp iyi seçilmiş seslendirmenlerle dinlemek benim çok hoşuma gitti. Abi baksana şu yüze göze mimiklere harbi çok güzel gözüküyor ya. Ayrıca yan görevlerin ve opsiyonel görevlerin ödüllendirme sisteminin cidden iyi olması beni sürekli olarak yan görev ve opsiyonel görev yapmaya itti ki zaten DLC'ye geçmeden oyunda bulunan tüm görevleri bitirdim. Görsel anlamda da oyunun genelinin çok iyi gözükmesi, ışıklandırmaların ve yansımaların özellikle RTX açıkken göz alıcı bir hale bürünmesi, şehrin atmosferini daha da hoş bir hale getiriyor. Şehir dışında yerleşim alanları da aynı şekilde göz alıcı gözüküyor. Görsel konuda cidden çok başarılı bir oyun olduğunu söylemeliyim. Son zamanlarda özellikle RTX'i bu kadar belirgin bir oyun oynamamıştım. Elbette burada 2.0 güncellemesinin getirdiği belirli görsel değişiklikler ve yenilikler de bulunmakta. Şehrin güzelliği dışında demin de dediğim gibi karakterlerin yüz ve mimikleri ciddi anlamda daha gerçekçi bir hale bürünmüş. Bu konuda CD Projekt Red'in gerçekten de hakkını vermek gerekiyor. Ben bir önceki oynadığım oyunla şimdi oynadığım oyundaki o yüz mimiklerinin farkını ciddi anlamda fark edebildim ki bu bir Ruben'in hoşuma gitti. Çünkü karşındaki kişi bir nevi daha insancılmış gibi gözüküyordu ki özellikle Starfield'da oynadıktan sonra bu yüz göz mimikleri ve gerçekçilik hissiyatı bana daha da bir hoş geldi. Şu ana kadar anlayacağınız ben bu oyunu ciddi anlamda sevdim. Oyuna olan sevginin azalmamasını sağlayan en belirgin şey oyun boyunca oyun kıran hiçbir sonuna karşılaşmam oldu. Çevremde oyunu oynayan kişiler oyunda çökme ve bölümde geçenme gibi benzeri sorunlar yaşadığını söylese de ben bu kesim içerisinde biraz şanslıydım sanırım. Çünkü ciddi anlamda oyunumu kıracak veya deneyimimi kötü etkileyecek sonlarla karşılaşmadım. Peki hiç mi sorun sıkıntı yok? Elbette ki var. Misal diyalog kısımlarında diyaloglar birdenbire durabiliyor ve karakterler konuşmadan uzun bir süre birbirlerine bakıyorlar. Hatta bazı anlarda diyaloglar iç içe bile girebiliyor. Araçlar kaybolabiliyor, NPC'ler saçma şekilde araç işlerine sıkışabiliyor gibi sorunlar da mevcut. Ama dediğim gibi bunlar birazcık görsel baklar ve sorunlar olduğu için ben bunları çok fazla sorun etmedim. Çünkü oyunumu kıran veyahut da oyun deneyimimi kötü etkilen şeyler olmadı. Sadece görsellik anında birazcık kötü geldi o kadar. Sadece bir kere kayıt aldığım esnada oyun ilk ve son çöküşünü yaptı ve sonrasında bir daha çökmedi. Sadece tek yaşadığım sorun bazı zamanlarda yaptığım fast travel'ların sonucunda optimizasyonumun birazcık bozulması oldu. Normalde 70-80 gibi FPS aralıkları gördüğüm oyunda birdenbire 40 30'lara 30 lira, hani değişik değerleri inip çıkıyordum. Bu konuda böyle bir sıkıntı yaşıyordum ama oyunu aç kapa yaptığımda bu sorun tamamıyla düzeliyordu. Genel itibariyle oynanış konusunda oyundan fazla zevk aldım. Zaten tema olarak benim çok hoşuma giden Cyberpunk temasına son zamanlarda olan açlığımdan ötürü hem temasal olarak hem de oynanış olarak hem de görsel olarak yani geneli itibariyle oyun fazlasıyla hoşuma gitti. Bu sebepten ötürü oyuna bağlamam çok uzun zamanımı almadı. Oynanış konusunu eleştirirken ve konuşurken de çok pozitif davranmış olabilirim. Bunun farkındayım. Bu incelemeyi yaparken oyun çok iyiymiş, eksilerini görmeyip baş ver oyunun güzel yanlarını anlatayım gibi muhabbetlere girişmedim. Bunu baştan söyleyeyim. Burada konuştuğum her şey benim tamamen deneyimimde. Elbette ki biliyorum oyunda belirli sorunlar ve belirli problemler var. Bunlar mevcut. Ben de bunun farkındayım ama kendi yaşadığım deneyim içerisinde ben bunun gibi sorunlarla çok fazla karşılaştım karşılaşmadım. Hatta neredeyse hiç karşılaşmadım. Dediğim gibi oyunuma bozan bir tane çökme oldu ki o da çok büyük bir problem değildi. Bir de fast travel zamanlarında küçük küçük sorunlarım vardı ama onları da çok problem etmem çünkü gir çık yaptığımda ki hemen kapatıp hemen geri açabiliyordum. Bunu çok fazla sorun etmedim. Görsel konudaki bug'lar elbette ki çoğu zaman kötü gözükse de bazı zamanlarda benim yüzümü güldürdüğü için bu konuya çok fazla takmadım. Ama tekrardan söyleyeyim bu incelemeyi yaparken gerçekten objektif olmaya çalışıyorum. Çünkü Cyberpunk hiç beklemediğim şekilde benim gerçekten çok hoşuma giden bir oyun oldu. Oyunda çok hoşuma gittiği için sadece övüyor tarzında bir algı oluşturmak istemedim. Bunlarla beraber daha detaylı incelemeleri açıklama kısmına verdiğim Steam ve Backlog incelemelerinden ulaşabilirsiniz. Biraz da hikaye hakkında konuşalım. Hikaye Hikaye gelirsek öncelikle oyunun artık DLC ile beraber anlatan 3 çeşit hikayesi bulunmakta. Bu videoda DLC ile ilgili konuşmayacağım, başta söylemiştim zaten. Ana hikaye olarak fazla çizgisel bir hikaye sahibiz. Oyuna girerken seçtiğimiz 3 geçmiş tercihi ile her bir seçime göre farklı bir oynayış sekansı ile karşılaşıyorsunuz. Seçtiğimiz bu geçmiş en belirgin olarak oyunun sadece başını gözü görünür şekilde değiştiriyor o kadar. Bundan sonrasında ise geçmişimizin ana ve yan hikayeleri tek katkısı özel açan diyaloglar o kadar. Bu diyalogların çoğu zaman bölüm için kurtarılmaktadır şeyler olduğunu belirteyim. Şahsen ben oynarken geçmişimin diyalogları bana bayağı bir yardımcı oldu. Ana hikaye genel gidişat olarak sabit bir tampada yavaş yavaş gazlanarak ilerliyor. Hikaye bize bir yandan yan görevlerini açabileceğimiz kişilerle tanıştırırken bir yandan da hikayeyi bizlere gösteriyor. Hikaye içinde yan görev karakterlerimizi görmek karakterler arasında bir samimiyet kurmamızı sağlamış diyebilirim. Ayrıca oyun bunu bak bu yeni karakter ana göreve eklenmiş gereksiz ve yarın bir gün unutacağım bir karakter. Bu yüzden buna çok bağlanma gibisinden servis etmiyor. Bu yüzden de bu anlatım ve ilerleyiş benim bayağı hoşuma gitti. Ana hikaye geneli tek bir olay üzerine ilerlemekte. Bu olay üzerine yan görevlerin dışında yapabildiğimiz farklı şeyler yok. Herkes için çok tatmin edici bir hikayesi olduğunu düşünmüyorum fakat fazlasıyla ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Yan görevlerinde hikayeleri karakterler has bir şekilde yazılmış. Farklı karakterlerin benzerse senaryoları bulunmakta. Bir de bu yan görev karakterleriyle bir ilişki yaşayabilmek veya da onlarla arkadaş olmak karakterler arasında duygusal bağ arttırmış. Ana hikaye çok uzun olmayan ve tatmin edici bir kıvamdayken yan görevlerin hikayeleri daha ilgi çekici ve çoğu zaman sürükleyici bir tarzı sahip. Ben hikayenin yanında ekstra ciddi anlatılan bu yan görevlere ve yan görevlerin düzgün yapılmasıyla ana hikayeye bağlanmasını cidden çok sevdim. Hikayede konuştuğumuza göre oyunun artılarını ve eksilerine geçebiliriz. Artılar Cyberpunk teması oyuna çok iyi işlenmiş. Yeni gelen 2.0 güncellemesi oyunu daha oynanabilir bir hale getirmiş. Oyunun her oynayış şeklinde her bölümde istediği gibi oynanabilmesini sağlaması cidden bir özgürlük sunmuş. Yan görevlerin anlattığı hikaye ve opsiyonel görevlerle verdiği ödüller fazlasıyla tatmin edici. Vuruş hissi cidden çok iyi hissettiriyor. Eksiler Görsel hatalar oyunun güzel atmosferini bozuyor. Yakın dövüş silahlı oynayış kadar zevk vermiyor. Hızlı seyahat sonrası FPS drop'lanmaları oluşabiliyor. Diyaloglar arası uzun süreli sessiz beklemeler ve diyalogların iç içe girmesi gibi sorunlar oluşuyor diyerekten incelemeyi tamamıyla bitiriyorum. Cyberpunk 2077'yi oynamakta geç kalmış olsam da bana herhangi bir zorluk çıkartmamasına ötürü geç kalmama değmiş gibi hissettirdi. Özellikle bu teme dair içimde oluşan açlığı çok iyi kapatan ve bu zamandan sonra favori oyunlarım arasına giren bu yapım ciddi anlamda bana iyi anlar yaşattı diyebilirim. Videoyu bitirme. Önce bunu tekrardan söylemek istiyorum. Başta dediğim gibi yaptığım bu incelemede olabildiğince objektif davranmaya çalıştım. Bazılarınız oyunda benim yaşamadığım sorunları yaşamış olabilir ki buna kesinlikle eminim. Fakat ben bu sorunları oyunu oynarken yaşamadığım için incelemeye bunun gibi sorunları dahil etmedim. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Böylelikle bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.